Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik sahnesi kitabında prova sahnesi onun sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aynı büyüklükte 6 tane eşkenar üçgen kullanılarak yukarıdaki şekil elde edilmiştir. 3 tane eşkenar üçgenin köşeleri diğer eşkenar üçgenin orta noktasına yerleştirilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Gençler şekillerimiz yani üçgenlerimiz eşkenar üçgen olduğuna göre biliyorsunuz eşkenar üçgenlerin gençler köşe açıları birer köşesi 60'lar dereceydi. Sevgili gençler. Bakın buradaki doğru açıdan dolayı. O halde ben soru işaretini bulmak için 60 ile 60'ın toplamını 180'den çıkaracağız diyorum. O halde 180 eksi 60 artı 60 dersek soru işareti eşittir. 180 eksi 120'den 60 derece olur gençler. Soru işaretiyle gösterilen açı ölçüsü ve 60 derece yanıtını Evet. A seçeneğinde işaretleriz. Evet. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda ABC'de dikdörtgenin içine köşeleri kenarları üzerinde olan ve birbirlerine değen dört tane aynı büyüklükte eşkenar dörtgen yerleştirmiştir. Buna göre ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Demiş. Şimdi gençler eşkenar dörtgende biliyorsunuz köşegenler eşitti. Bakın eşit ortalıyordu birbirine. O halde yukarısı 10'sa aşağısı 10 santimetre. Yaşlı bakın bu iki uzunluk da birbirine eşittir. Burası 4 santimetre. O halde ad uzunluğu 10, 10 daha gençler 20 santimetre olur. Ya e ab uzunluğuna baktığımız zaman şöyle gençler bakın bunları köşegenleri düşünelim. Yatayda 1, 2, 3, 4 tane köşegen. E bir tanesi gençler 8 santimetre. 4 kere 8'den 32 santimetre. Madde ABCD'nin çevresi için kısa kenarı uzun kenarı toplayacağım. 20 artı 32 diyorum. Ve ikili ile çarpıyoruz gençler. Madde çevre eşittir. 2 çarpı 52'den çevre uzunluğu 104 cm olur diyoruz. Ve 104 yanıtını ve Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi e, şeklindeki bir kartondan paralel kenar kesilip şekil 2'deki gibi dikdörtgenin üst kenarına yapıştırmıştır. Buna göre şekil 2'deki KBC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Yani KBC bakın buradaki açı istiyor. Gençler öncelikle paralel kenarda karşılıklı açılar bakın birbirine eşitti. Burası 72 ise C açısı 72 derecedir. E, bakın bu açıyı aynen buraya taşıyalım. O halde burası 72 derece. Dikdörtgenin de gençler köşe açımız 90 dereceydi. O halde gençler CBC açısının ölçüsünü bulmak için 90 ile 72'yi toplarsak 162 derece olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve bunu da Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Eş büyüklükte olan 4 tane yamuk şeklindeki karton e, şekildeki gibi birbirine köşeleri birbirine değecek şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre soru işaretini gösteren açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Her şey yamukta biliyorsunuz paralel kenarın ucundaki açılar toplamı gerçekten 180'dir. Bakın bu ikisinin toplamı 180 derece. O halde ben alttaki açımızı bulmak için 80'den 72'yi çıkarıyorum. Bu açımız gerçekten 108 derecedir. Gençler bunlar birbirine eş olduğu için bakın burası 108 derece. O halde gençler bakın burada bir tam açımız var. Yani 360 derece. O halde soru işaretini bulabilmek için 360'dan 108 ile 108'in toplamını çıkartırız. 360 eksi 216'dan işte 360'tan 216'yı çıkartırsak 144 derece olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Ve bunu da A seçeneğinde işaretleyelim. Evet devam edelim. 5. sorumuza geçelim. Evet ABC'de paralel kenarın içine birer köşeleri ABC'de paralel kenarı ile ortak olan APMN ve KCRL paralel kenarları yerleştirmiştir. Buna göre soru işaretini gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Gençler öncelikle APMN paralel kenarında bakın karşılıklı açılar gençler A ile M birbirine eşittir. Yani burası 120 pardon 122 derecedir. Gençler buradaki TMVL paralel kenarında bakın bunlar da karşılıklı açıdır ve burası da 122 derecedir. Gençler paralel kenarlarda Paralel kenarın ucundaki açıların toplamı 180 dereceydi. O halde R açısını ve yani buradaki D, R D açısı veya soru işaretini gösteren açıyı bulmak için 180'den 122 çıkartırım. Ve soru işaretini gösteren açı ölçüsü 58 derece olur deriz. Evet gençler 58 yanıtı e, denizi seçeneğinde doğru cevap olur diyoruz. ABCD düzgün beşgeni, şekil 1'deki gibi AF doğrusu boyunca e katlandığında şekil 2 elde edilmiştir. Buna göre ADF açısı kaç derecedir? Gerçi beşgenin biliyorsunuz bir iç açısı 108 dereceydi. Evet, bunu gençler nereden bulabiliriz? Bakın şöyle dış açıdan bulabilirim. E, dış açıyı gençler 360'ı 5'e bölersek 72 dereceydi. 180'den 72'yi çıkartırsak da iç açı gençler 108 derecedir. E sevgili gençler köşegenleri tamamlayacak olursa bakın A'dan D'ye bir köşegen çizdiğimizi düşünelim. O halde gençler bu iki kenar birbirine eşitse aynı zamanda iki kenar üçgendir. 180'den 108'i çıkartırsam 72 derece 72'yi 2'ye bölersek gençler Evet. Buralar 36 dereceler. Bakın bu 36 derece. Aynı şekilde bu açımız da 36 derece. Şekil de yerine yazalım gençler. 36 36 ve 108 Bizden ADF açını istiyor. Gençler bir açın tamamı sevgili gençler 108 dereceydi. O halde ADF açısını bulmak için köşe açımız 108'den 36 dereceyi çıkartırım ve 72 derece sorumuzun yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. Evet, devam edelim. 7. sorumuza geçelim. Evet, düzgün sekizgenin İçerisine bir, bir, birer kenarları ortak olacak şekilde görseldeki gibi iki tane yamuk yerleştirmiştir. Buna göre x eksi y işlemi sonucunu istiyor. Sevgili gençler öncelikle düzgün sekizgenin bakın bir dış açısını bulalım. 360'ı 8'e bölersek bir dış açısı 45 derece. Gençler 45 dereceyim. şurası dış açıydı. 180'den çıkartırsam bir iç açısını bulurum. Ve bir iç açısı gençler 135 derece. Gençler bakın yamukta K ile F açısı gençler. Yani şuradakinin tamamı yani K, F, e açısı gençler. 180 eksi 100'den 80 derecedir. Sevgili gençler bakın burası 80 derece. Şu kısmın tamamı 80 derece. E buradaki yamukta gençler şu köşedeki MFE açısı 180'den 130 çıkarsam 50 derece. O halde Y'yi bulabilmek için 80'den 50'yi çıkarmamız yeterli olur. Ve Y açısının ölçüsü 30 derecedir. Gençler bakın burada x'i bulabilmek için de şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Buradaki köşe açının tamamına 135 derece dedik. E buradan gençler buradaki KFE açısını yani 80 dereceyi çıkartırsam x'i bulurum. 135 eksi 80'den buradaki x'in değeri de 55 derecedir. E bizden aradaki farkı istedi aslında. halde y pardon x eksi y 55 eksi 30'dan 25 derece olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve 25 derece yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Kare şeklindeki bir kağıt ardışık olarak kesikli çizgiler boyunca her adımda aşağıda çekildik gibi ikiye katlanmıştır. Buna göre son durumda elde edilen şekilde soru işaretini gösteren açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Aslında arkadaşlar şöyle köşegenler çizelim. Ve karemizi gençler ortalardan da ayıralım. Bakın bu şekil gençler aslında gördüğünüz gibi aslında buradaki şekil gençler. O halde aslında bizden istediği açı gördüğünüz gibi bakın bu açı. Sevgili gençler şöyle düşünebilirsiniz. Bakın köşegenler 90 dereceydi. O halde bunlar aynı zamanda birbirine eşit ortaladığı için Buradaki açı ölçüsü 45 derecedir deriz. Karede gençler köşegenler 90 dereceli yani dik kesişir demiştik. O halde sorumuzun yanıtı Evetce bonus seçeneğinde 45 derece olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.